Her kim Rahman'ın zikrinden yüz çevirirse ona şeytanı musallat ederiz. Mealindeki Zuhruf suresinin 36. ayeti kerimesindeki zikri nasıl anlamalıyız? Bu ayet neyi anlatıyor diye bir kardeşimiz sormuş. Muhterem kardeşlerim, ilgili ayeti kerime Estaizu billah ve men ya'şu an zikrir rahmani nukayyız lehu şeytanen fehuve lehu karin. Kim Rahman'ın zikrinden yüz çevirirse biz ona şeytanı musallat kılarız ve o artık onun ayrılmayan yakın bir arkadaşı olur şeklindedir. Bu ayeti kerimeyi iki türlü anlayabiliriz. Müfessirlerin çoğunlukla vermiş olduğu mana şudur. Bu ayeti kerimede geçen zikir ifadesi Kur'an-ı Kerim'den, İslamiyet'ten ve hidayetten, Kur'an'ın, İslam'ın çizmiş olduğu tevhid yolundan bahsetmektedir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'in bir ismi de zikirdir. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'in belli yerlerinde Kur'an-ı Azimuşşan'dan zikir olarak bahseder. Nitekim Estaizu billah ve innehu lezikrun leke ve li kavmik. Bu Kur'an senin için ve kavmin için bir zikirdir buyuruyor. Başka meşhur bir ayeti kerimede Hicr suresinde Estaizu billah inna nahnu nezzelne zikra ve inna lehu lehafizun. Biz bu zikri ancak biz indirdik ve onu koruyacak olanlar da biziz diyor. Oradaki zikirle maksat da Kur'an'dır. Yine Zuhruf suresinin birinci sayfasında yer alıyor ayeti kerime. O ayeti kerimede ne buyuruluyor Kur'an için? اَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا اَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِف۪ينَ Siz haddi aşan bir kavim olduğunuz diye biz bu zikri sizden bertaraf mı edelim? Çevirelim mi? Size Kur'an göndermekten vaz mı geçelim? Şeklinde bir ayeti kerime var. Orada da Kur'an'dan zikir olarak bahsediliyor. Müfessirler burada da bahsedilen ilgili ayeti kerimede ve men ya'şu ayeti kerimesinde de bahsedilen zikrin Kur'an-ı Kerim olduğunu, o Zuhruf suresinin birinci sayfasında geçen zikirle aynı olduğunu ve bu ayetin manasının her kim Rahman'ın Kur'an'ından, Rahman'ın Kur'an'ının çizmiş olduğu istikametten yüz çevirirse biz ona şeytanı musallat kılarız ve artık onun yakın arkadaşı olur. Ayet-i kerimenin devamında ne diyor? وَاِنَّهُمْ لَيَسُدُّونَهُمْ عَنِ السَّب۪يلِ وَيَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ Şeytanlar artık onu doğru yoldan, İslamiyet'ten alıkoyar, küfre sokarlar ve o kafirler de şeytanla sıkı sıkıya dost olmuş, arkadaş olmuş kafirler de hala daha hidayette olduğunu sanarlar. Demek ki birinci mana neymiş? An zikri Rahman'dan murat Kur'an-ı Kerim'dir. Rahman'ın zikrinden maksat Rahman'ın Kur'an'ıdır. Rahman'ın Kur'an'ının çizmiş olduğu istikamet olan İslamiyet'tir. İslamiyet'ten yüz çevirene de şeytanlar musallat kılınmakta ve küfre sokulmaktadır. Birinci mana budur. İkinci mana, bu ayeti kerimeden önceki ayeti kerimeler baktığımız zaman da dünyalıklardan bahsediyorlar. Mesela Cenab-ı Hak buyuruyor ki Estaizu billah ve levla en yekûne nâsu ümmeten vâhide. Eğer insanların küfür üzere tek bir ümmet olmaları, tek bir topluluk olmaları olmasaydı lecealnâ limen yekfuru bir rahmani li buyûtihim sukufen min fizzatin ve me'arici aleyhâ yazharûn. Rahman'ı inkar eden, kafir olan, Rahman'a karşı dikilip de küfrü tercih eden kimselerin evlerini ve üzerine yükselip de çıkmış oldukları merdivenleri gümüşlerden yapardık. Onlara böyle dünyalıklar verirdik. Veli buyutihim ebvaben ve sururan aleyha yettekihun. Evlerini aynı yapardık. Ve yaslanmış oldukları döşeklerini de aynı şekilde gümüşten yapardık. Ve zuhrufa, onlara dünya dolusu zinetler verirdik. Ve in kullu zalike lemma meta'ul hayatid dünya. Ama bunların hepsi ancak ve ancak dünya hayatının meta'ıdır. Ve in yani lemma meta'ul hayatid dünya devamında müttakiler için ahiretin daha hayırlı olduğu ifade ediliyor ve bu ayeti kerimeye geliyor. Ve men ya'şu an zikrirrahman nukayyiz lehu şeytanen fehuve lehu karin. Buraya baktığımız zaman öncekilerde dünyalıklardan bahsedildiği için kim Rahman'ı hatırlamaktan yüz çevirir de dünyalıklara dalarsa, yukarıda zikredilen o dünyalıklara dalarsa, işte şeytanı biz ona musallat kılarız şeklinde de manalandırılabilir. O zaman buradaki Rahman'ın zikrinden murat da Rahman'ı hatırlamak olur.
Allah'ı zikretmek olur. Allah'ı daima murakabe etmek olur. İşte kim Allah'ı devamlı murakabe etmezse, düşünmezse, Allah Teala'yı düşünmeyi, tefekkürü dünyasından çıkarırsa, şeytanı ona dost kılarız. Şeytan ona devamlı masiyet emreder. Onu iyiliklerden alıkoyar. Onu günaha sokar, sevaba hiçbir zaman götürmez anlamında bu anlaşılmış olur. Onun için Hazreti Ali'nin bir sözü nakledilir. Eşşehvetu vel gadab taglibanil akle vel ilme vel beyan. Yani şehvet, işte dünyalıklara dalmak akla galip geliyor. Şeytan musallat kılındığı için ilme galip geliyor. İnsanın ilmi de işe yaramıyor. Beyana galip geliyor. İnsanın konuşması, anlatması, anlatmaka hiçbir işi, bir şeye yaramıyor. Peki bu nedir? İşte فَذَٰلِكَ جَزَاءُ مَنْ اَعْرَضَ عَنْ مُتَابَعَةِ الْقُرْآنِ diyor Hazreti Ali. İşte Kur'an'ı, Kur'an'a tabi olmaktan, Rahman'ı hatırlamaktan yüz çeviren kişilerin cezası budur, diyor Hazreti Ali radıyallahu anh. Demek ki bu ayeti kerimedeki zikrurrahman ifadesini iki şekilde de anlamamız Allahu alem mümkündür değerli kardeşlerim.